Geleceğin genç yıldızını anlattığımız bölümde bu hafta 3 oyuncu birden anlatacağız. Neden böyle bir şey yaptık? Şimdi U17 milli takımımız Ekim'de e, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası eleme turu e, maçları öncesinde bir hazırlık kampı yapıyor İstanbul'da. Ve bu kampada e, Avrupa'dan birçok Yeni oyuncu, birçok oyuncu katılıyor. Şimdi bu Efe Akmanların, Galatasaraylı Efe Akman'ın olduğu milli evet. takım bu arada. Macaristan maçında da oynadı en son zaten Efe. Evet. Bu takımda mesela çok fazla yurt dışından oyuncu var. Wolfsburg'dan Deniz Çelik, Şerke'den Mertcan Ayhan, Brondby'den Eren Özkul, Bayern'den Veysel Yıldız, işte Frankfurt, Eintracht Frankfurt'tan Kebir Ali Canpolat. Ee, birçok yurt dışından oyuncu var. Ama biz ilk, ilk kez çağrılan 3 ismi seçtik. Onları anlatacağız. Ee, ve hepsinin açılışında farklı yapacağız bu arada. Çünkü bunları sonra yıllar sonra biz demiştik ya bu kesip atıyoruz. <laughs> Başlıyorum o zaman. Tamam. Bole'de geleceğin genç yıldızı adayı, 17 milli takımımızın yeni oyuncusu Borussia Dortmund'dan Gökdeniz Gürpüz. Gökdeniz Dortmund'da oynuyor. 1 Mart 2006 doğumlu. U16 yaş kategorisinde 9 kez Alman milli takımının formasını giymiş bir oyuncu. Ve bu yaş kategorisinde kaptanı bu arada Almanların. Almanların U16 milli takımının kaptanı artık Türk milli takımını tercih etti. Evet. 2003 doğumlu olan abisi de kendisi gibi yine Borussia e Dortmund abi kardeş. Dortmund altyapısında forma giyiyorlar. Ee, Almanya 19 milli takımda oynayan abi şu anda Borussia e Dortmund'un ikinci takımında oynuyor. Ee, Gökdeniz'i sen teknik olarak nasıl değerlendirirsin? Yani açıkçası üç oyuncu arasındaki en heyecan verici, kazanmak açısından en heyecan verici oyuncu. Hani Kenan Harun çok fazla görüntüsü yoktu. Hani ben böyle scouting platformlarını izlemeye çalıştım bu oyuncuları. Gökdeniz'in özellikle Alman milli takımındaki, genç milli takımlar oynadığı maçlar var. Böyle bir komple paket izlemini verdi orta sahada, merkez orta sahada. Tabii ki daha çok toy bir oyuncu. Ama böyle oyuna bakışı... İşte boş alan görünce driplikle çıkabilmesi, baskı altında yediği zaman topla çıkabilmesi ve en önemli özellik zaten orta sahalarda. Ben ilk ona dikkat ediyorum. Yüzü kendi karesine dönük, topu aldı dönebiliyor mu? Aa, çok Dönebiliyor. Evet. <laughs> hemen ona dikkat ediyorum. Döndükten sonra yönlendirmeleri de iyi. Hani şey de değil, ben yetenekliyim zaten. Dur biraz daha gideyim, topla da değil. Hani böyle opsiyon görücü de zaten hani bu altyapılarda çok öyle hemen ondan aşılıyorlar. Önemli bir kazanım. Tam böyle Almanya'da yetişmiş e, orta evet. saha oyuncusu tabii, bir tabii. şey mi? Zaten Alm Almanya denince tabii. zaten iki tane profil direkt aklında beliriyor. E, ya yani kenar forveti zaten tanımını getiren bir ülke. Hani skorar kenar forvet, hani her şeyi yapsın, dribbling'de olsun, forvet gibi, forvet karakterli kan kanat oyuncusu. Güzel. Alman futbolu denince aklıma ilk bu geliyor. İkincisi de merkezde dribbling. Her şeyi olan, olan evet. skor da yapan, de yapan İlkay Aynen. Güzel. Ee, yani box to box bir e, oyuncu olarak nitelendiriliyor bu oyuncu. Milli takım yetkililerinin gözüne çarpan özellikleri de işte temposu, tekniği ve oyun zekası. Senin anlattıklarına paralel olarak milli takım yetkilileri de bu şekilde düşünüyor. İkinci oyuncuya geçiyoruz şimdi. Hı hı. Geleceğin yıldızı, adayımız... Kenan Harun, U17 milli takımına çağrılmış bir isim. Aynı anda Belçika milli takımından da davet ediliyor ama e, Türk milli takımını seçiliyor oyuncu. Babası e, Orta Afrika'da yer alan bir ülke olan Çadlı. Çadlı. Çok ilginç, ilginç bir durum. Belçika'da, evet, aynen. aynen. Çadlı babası. E, annesi Türk. O genetikten bayağı farklı bir oyuncu çıkabilir. Çıkabilir. <laughs> e, baba Çadlı, anne Türk. Belçika'da yaşayan ve Belçika milli takımından davet alan bir oyuncu. Türk milli takımını seçiyor. E, Genk'te oynuyor. E, orada dikkat çekiyor e, ve e, o da yine burada göklerinizle paralel bir durum. Onun abisi de kendisi gibi futbolcu. E, adı Harun Sidi Berat ve şu anda Manisa'nın oyuncusu bu arada. Şimdi Kenan Harun'u nasıl buldun? Her iki ayağında kullanabilen bir oyuncu. E, sen nasıl değerlendirirsin? E, yani bu oyuncu hakkındaki en Düşük izlenim bu hakkında çünkü çok fazla görüntüyü. Milli yoktu. takım yetkililerinin yorumunu söyleyeyim ben sana evet. o zaman. Çünkü zaten milli takım yetkililer canlı izlemeler yapıyor bu oyuncu Tabii. yaparken onlar çok onların görüşü çok daha. Şu diyorlar anda... ki yaşına göre çok olgun bir oyunu hı. var. Hı hı. E, oyun zekası ve yüksek teknik becerisi dikkat çekiyor diyorlar. İlginç yani bu da atletizmi de varsa bayağı enteresan bir paket olabilir. En çok merak ettiğim oyuncu da bu oyuncu hani hakikaten bir önce oynasın. U17 milli takımıza izlemeyi çok isterim. Evet şimdi bu bakalım Ekim'deki kamptan sonra biraz daha görüntüler senin eline de gelir. Evet. Ee, ondan sonra da daha net bilgiler verebiliriz. Bu arada şeyi de ekleyeyim. Ee, bu çok önemli bir şey tabii ki. Hani farklı ülkelerde farklı vatandaşlıkları olan genç oyuncularımızı milli takıma kazandırmak. Ki bu konuda eksik olduğumuz... Şimdi Yusuf Demir sonra e, kafamız taşları buluyoruz. Aynen öyle. Çok eksik kaldığımız dönemler oldu. Ee, hatta Yusuf Demir geç Ercan Kara yani profil olarak tabii ki Yusuf Deniz'in anlamında geride kalmış bir oyuncu ama mesela bu havuzda, bu Santa Fe havuzunda o da rol alabilecek bir oyuncuydu. Arkanlı davrandığımız çok dönemler oldu. Ee, ama şu anda hani daha çok genç yaşlardayken bu operasyonu yapmamız olumlu. Evet. Ama işin diğer kısmını da unutmayarak. Yani ülkedeki yetenekleri de çok küstürmeyerek. küstürmeyerek. Çünkü bu bölümlerde... E, onu birlikte şu cümleleri çok kurduğumu hatırlıyorum. Kurduğumuzu hatırlıyorum. İşte Enis olduğu gibi. Yani bu çocuk 20 yaşında başlamıştır herhalde futbola. Hani bakıyorsun oyuncu çok iyi. Yani 20 yaşından sonra hatta A milli takım için düşünüyor ama bakıyorsun genç milli takımlarda hiç yok. Hiç e, gol kralı olduğu turnuvada da evet. milli takıma gidememiş mesela Enis en işte. o i̇şte, bölümümüz yani. Yani Fatih Tem e dikkat en çok dikkat çekici konulardan birisi buydu. İşte Akdeniz milli takımını oluştururken işte Beyoğlu'dan oyuncu bakıyor. Kilimli'den Ergün'e bakıyorlar. İşte Somali'nin oyuncuya bakıyorlar. Geziyorlar her yeri. Yani ülkedeki, bizim ülkemizdeki yetenekleri de çok küstürmeden. Yani bir karma yapmak lazım. Hep oraları da yakalayalım. Ama işte Somali'nin oyuncu görelim yani yine evet. genç milli Şimdi sürekli yani bununla ilgili işte toplantı halindeler. Genç milli takımları sorumlusu Tolunay Kafkas bazen gidiyor hani oyuncularla birebir kendi görüşüyor zaten yurt dışında. mesela şimdi bu kategorinin Teknik direktör Onur Zayim. 16'lığında zaten işte 17 ile şimdi devam ediyor. Ee, onlar mesela işte biz kimleri milli takım havuzuna dahil edebiliriz? Var mı oralarda başka yetenekler? Evet. Buradaki oyuncular nasıl? Turnuvalara giderken ne yapacağız diye bir toplantısını işte en son Temmuz ayında bunun bir toplantısını yaptılar mesela. Ee, bu çok önemli bir nokta. Evet. Üçüncü oyuncumuza geçiyorum. Geleceğin genç yıldızı adayımız Bilal Yalçınkaya. U17 milli takımımızın yeni oyuncusu. Bilal Yalçınkaya Hamburg'da forma giyiyor. 30 Mart 2006 doğumlu 16 yaşında yani. Alman U16 milli takımında da forma giyiyordu bu da Gökdeniz evet. gibi. Ve diğer oyuncular gibi yine diğer davete rağmen... Türk milli takımını tercih ediyor. Almanya milli takımında u oynarken U17'de Türk milli takımına geçiyor bu oyuncu. Hamburg U17 milli takımının en göze batan oyuncularından biri ve kaptanı olan Bilal. Hı, hı. Ee, Üçüncü bölgede olan becerisiyle dikkat çekiyor. Sol ayağını kullanan bir oyuncu ve en sol ayağının etkili olduğunu düşünüyor milli takımın yetkilileri. Ee, kenarlarda ve on numara pozisyonunda oynuyor. Ee, Almanya'nın kuzeyinde bu şekilde dikkat çekmiş. Bir not var. Bunun sebebini bilmiyorum. Araştırırız bunu. Şimdi yeniden vatandaşlık işlemleri yapılıyor Bilal'in. E, 6 yaşında anne babasının Türk vatandaşlığından çıkmasıyla hani belki onların tercihiyle alakalı bir durum olabilir. Belki bilmiyorum yani o vatandaşlık işlerini bir araştırman lazım. E, şimdi eleme turunda o yüzden Bilal Yalçınkaya olmuyor ama e, hocanın özellikle çok beğendiği bir oyuncu. Onur Zahim'in de. ilerleyen süreç için kimlik işlemleri başlatılmış. E, bu oyuncu ile ilgili ne söylersin? Ya yani bir kere yani Alman milli takımından da en çok istenmesi muhtemelen bizim de çok istememizin nedeni birinci özelliği adam eksikliği Çok rahat, rahat, rahat çok mi? rahat adam eksikliği. Hem çabuk hem bileklerine hakim, top ayağına yakın. Ee, ama zaten bu evreler... O kategori için bu kadar olumlu konuşmazsın normalde. E, yani bu özelliği bayağı dikkat çekici ama zenginleştirmesi lazım. Güzel. E, yani üstüne zaten bu yaşlar da bayağı yani daha şey yani yükleniyor yaşları. Evet. Daha birçok şey eklenecek özelliklerine ya da ekleyemeyecekler bu seviyede kalacaklar. Yani aslında çok yetenekli çocuktu da genç bir takımlarda sonrasında olmadı. Hani bu eşlik önemli. İşte mesela bu oyuncunun kendisine skorerlik ekleyebilir ya da oyuna katılım ekleyebilir. İşte Pedro Neto'yu bu yaşlarda hatırlıyorum. Ee, galiba 16 milli takımıza karşı oynamıştır Pedro Neto. Böyle yine çok rahat adım eksiltiyor falan ama sürekli böyle altı topla dışarı çıkıyor. Hani finalini yapamıyor falan. Ondan sonra ekle 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 yerli seviye ortada. Ee, Bilal'in de yani finalini eklerse, o adam eskimecesinin üstüne final eklerse çok iyi bir oyuncu olabilir. Sol ayaklı bir oyuncu. O da Almanya milli takımında U16'da oynamasına rağmen, e, Almanya'nın da devam etmek istemesine rağmen Türk milli takımını seçmiş bir oyuncu. Gökdeniz Gürpüs'ü anlattık Dortmund'dan. Genk'ten Kenan Harun ve Hamburg'dan Bilal Yalçınkaya U17 milli takımının yeni kazanımları ee, onlara sakatlıksız, sağlıklı ve gönlünden geçenleri gerçekleştirdikleri bir kariyer diliyoruz. Umarız Türk milli takımıyla çok önemli başarılar kazanırlar. Kupa kaldırırlar biz burada. Bundan 5 yıl sonra hatırlatırlar inşallah. Ya yani zamanında şöyle bahsetmiştik ama şimdi bak Amil takımında ne seviyelere geldiler. Aynen Gökdeniz, Kenan, Bilal bak buradan bir hukukumuz var. <laughs> <laughs> Unutmayın. <laughs> Bu ne? Türkiye Gazetesi. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu bölümde sizde e, bu arada çok fazla oyuncu var Avrupa'dan transfer edilen milli takımlarımıza. Biz her hafta biraz şimdi bu yurt dışından gelen oyuncuları da sizlere tanıtalım istiyoruz. Çünkü geçen sene mesela işte Diego Çukur anlattık buraya transfer yaptı. Belli ki e, oradan çok fazla oyuncu da gelecek buraya ya da işte Kenan Yıldız gibi işte Juventus yapacak, Barcelona isteyecek bir şeyler olacak. Bu oyuncuları evet, da değer metopçu, vereceğiz. topçu be Kenan Yıldız. Değil mi? Aa, Geçen çok, sene çok anlattık. Büyük, çok büyük oyuncu olacak. Bakalım. E, yani biz e, milli takıma çok büyük kazanımlar olacak. Hepsine destek vermeye çalışıyoruz. İstediğiniz oyuncular varsa siz de bize söyleyin ama bizim şu an böyle bir 5-6 haftalık planımız var bile. Sırf milli takımlardan Aynen. çok fazla oyuncu var elimizde izlediğimiz şu anda. E, şimdi Avrupa'da diğer temsilcilerimiz neler yaptılar onlara bakacağız.